Evet, merhaba arkadaşlar. Özel aygıt dosyaları konulu dersimizdeyiz şimdi. Special devices, özel aygıt dosyaları, yine dev altında diğer aygıt dosyaları olduğu gibi kernel'ın sağladığı özel aygıt dosyalarıdır ve özel amaçlarla, spesifik amaçlarla kullanılırlar. Örneğin dev null ve dev zero. Dev null, önceki derste gördüğümüz STD out ve STD error'a basılan bazı hatalar olsun. Çıktı veren bazı yazılımlar olduğunu düşünelim. Bunların çıktısının standard out veya standard error'e değil, null'e yönlendirilmesini sağlar. Şimdi gelin birkaç örnek yapalım. Null'e yönlendirmek ne demek? O datanın herhangi bir şekilde çıktı vermemesi. Standard out ve standard error'u birlikte null'e yönlendirebiliriz. Nasıl şu apostrof ve karakteri sayesinde. Evet, ampersand karakterini, apostrof dedim biraz önce yanlış. Ampersand karakterini, V karakterini koyarak ne yapıyoruz? STD out ve STD error'ı birlikte dışarıya çıkarıyoruz ama ve bu ikisini birlikte dev null'e yönlendirmiş oluyoruz. Biz bir örnek yazalım, basit bir örnek. Biraz ileriki konulardan size göz kırpacağım bir örnek yapacağım şimdi. Echo test diyorum. Bu sadece bir script'in içine yazmıyorum da buraya yazıyorum olarak düşünün. Şimdi ne yapar normalde? Sürekli test karakterini basar, değil mi? Elimizdeki uygulama sürekli test çıktısı bize basıyor. Herhangi bir uygulama var. Ve siz bunu artık yeter, lütfen, lütfen diyorsunuz ona. Ve tüm çıktısını dev null'e yönlendirdiğinizde artık size herhangi bir çıktı vermeyecek. Bu daha önceki derste yaptık. Make file çıktısı olabilir. Herhangi bir STD out kalabalığı yapıp kalabalık yapmasını istemeniz veya script içerisinde de çok kullanılır. STD out yapmasının en quiet modda çalışma ihtimali olmayan bazı komutlar var. Sessiz çalışma ihtimali olmayan. Onlar için kullanabilirsiniz. Ne yaptık? Bir varmış, bir yokmuş. STD out'a basıyordu. Ne yaptık? Dev null'e yönlendirdik. Bak. Ve artık her şey yokluğa doğru gitti. Şimdi diğeri ise zero. Zero ise tam tersi düşünün. Bir sıfır jeneratörü. İçerisinden ne kadar ne okursanız okuyun, size sıfır karakterleri sağlıyor. Bununla da ilgili bir örnek yapalım. Evet, öncelikle bize dd komutumuzu kullanalım ama önce ters yönde bir kullanalım. Biz şimdi bir workspace'imize bir girelim. Bir disk image dosyası var diye düşünelim. Input file'ımız buradaki 1.log dosyamız olsun. Output dosyamız da disk image olsun. Bunu kopyalamadan ne farkı var? Pek farkı yok. Ben sadece farkı ise ilk 100 byte'ını alacağım. Evet, şimdi hex dump, bu derste biraz kullanacağız hex dump'ı. Hex dump'lı disk image dediğim zaman bakın ne oldu? 1.log dosyasının ilk 100 byte'ını aldım. Şimdi ise filmi tersine çevirelim. Filmi tersine çevirmiyoruz. Input file'i 1.log değil. Dev zero olarak atıyorum ve ilk 10 byte'ına 0 yazacağım. Tabii bir o flag ekleyip bir özellik ekleyeceğim ki üzerine truncate yapmasın. Evet, 10 byte yazdım. Bakalım şimdi manzara ne oldu. Bakın ilk 10 byte'ını 0 yazmış oldum. Bu arttıralım. El arttıralım. İlk 50 byte'ına
yazalım. Bakın ilk 50 byte. Şu gördüğünüz yıldız yine globbing anlamda. Bu 0'dan 30'a kadar hepsi 0 anlamında. Ve şuradan da 2 byte toplam 50 byte'ını sıfırladık. Biraz daha el arttıralım ve konuyu kapatalım. Bakın tamamen sıfırlarla dolduruyorum dosyamı. Bakın sonuna kadar 64, -64'e kadar toplam 100 byte 0 olarak döşedim. Şimdi man 0 ve man 0 aynı noktaya gidiyorlar. Hemen onun üzerinden çok kısa konuşalım. Evet. Şimdi bunlar MK not ile bakın majör 1, minör 3, majör 1, minör 5 olmak üzere özel device dosyaları olarak oluşturuluyor. Çünkü kernel'da bunların desteği var ve biz bir MK not ile bunların device dosyalarını oluşturduğumuzda artık kullanıma hazır hale geliyor. Bir de önceki derste gördük. Sahibini ve grubunu root yapıyoruz. 0 ve 0. Eğer yoksa sisteminizde, bu bizim sistemlerde, modern sistemlerde var. Eğer yoksa ama felsefesini görmüş oluyorsunuz, sıfırdan oluşturabilirsiniz. Eğer bu dosyalar okunabilir ve yazılabilir olmazsa sisteminizde çalışan pek çok dosya garip davranmaya başlayacaktır demiş. Gibi gibi. Devam edelim. Evet, random ve urandom konusu. Şimdi bunlar rastgele sayı üretici jeneratör. Rastgele sayı üretici kernel desteğini temsil eden device dosyaları. Bu random, dev random dosyası ve dev urandom dosyası ikisi de rastgele sayılar üretir. Dev random farkı nedir? True randomness, yani gerçek rastgelelik bize sağlarken, evet, gerçek rastgelelik bir yana, ki bu bir entropi sağlanmasıyla gerçekleniyor. Bazı aygıt dosyaların kaynak olarak kullanılmasıyla sistem içerisinde bir entropi sağlanıyor ve bu da bloke olarak çalışan bir dev random device dosyası oluşturuyor. Dev random ise farkı nedir? Unblock çalışır. Birazdan mant sayfasından da göstereceğim. Ama pseudo, sahte rastgelelik bizim için üretiyor ama pek çok uygulama için yeterli bir rastgelelik de içeriyor. Evet, şimdi man sayfalarından bakalım, devam edelim. Şimdi sadece man random dediğim zaman default random 3 geldi. Şu an aslında bununla ilgilenmiyorum. Dediğim gibi daha sonra bir sistem programı eğitimi içinden geçiyor. O zaman bu tarz şeylere dalabiliriz. Burada ama açmışken görün istiyorum. Bu da strlib içerisinde sağlanan random fonksiyonları. Ayrıca sys içerisinde de sys random hash olarak da bir interfeys var. Birazdan şimdi bizi biraz daha bağlayan kısma geleceğim. Şimdi man 4 random'a geliyorum. Evet, her ne kadar bu da IOCTL erişiminden doğrudan Linux Random Hash üzerinden kullanabiliyoruz. IOCTL orada mı? Hayır. RND ile başlayan flagler orada tanımlandığı için. IOCTL kullanımı dev random aygıt dosyası için. Ama bu sistem programlama tarafı. Şimdi ben bunun daha çok komut satırına ve scripting'e dönük tarafına biraz bakalım istiyorum. Biraz önceki gibi bakın, eğer sisteminizde yoksa embedded ortamınızda bu
hani bunlar initialize, init sırasında veya dev population sırasında bunlar zaten geliyor da gelmediğini varsayacağımız basitlikte bir sisteminiz olsun. Bakın bu cihazlarda 1'e 8 majörü, 1 minörü 8, majörü 1, minörü 9 şeklinde MK not ile oluşturulabiliyor bu özel dosyalar. Ve tabii ki ne oldu? Dev random ve random root kullanıcısına geçirildi. Şimdi açılışta şöyle bir şeyler tavsiye ediyor. Güzel. Bunlar tabii eski zamanlarda yazılmış dosyalar. Bunlar modern sistemlerde zaten var ama modern sistemler de zaten o temel bilgiler üzerine kurulacak değil mi? Dolayısıyla bu bilgiler burada varlığını sürdürmek zorunda. Bakın buradaki örnekte dev u-random'ı kullanıyor. Dev u-random ve random seed. Bir random seed dosyasının varlığından bahsediyor. Sisteminizde var olduğunu, eğer varsa diyor. Bakın bunları okumayı rahatlıkla okuyabilir hale geleceksiniz bu eğitimin sonunda. Tabii yani size bağlı. Her zaman tekrarlıyorum, kendime bir güvence alayım. Burada basit bir if condition'da -f ifadesiyle aslında sembol gibi gözüken ama aslında komut olan şu tek karakter ile bir koşul sağlıyor. Bunları işleyeceğiz zamanı şu an anlamanız için. Random seed dosyası var mı diye soruyor. Bu dosyayı ne zaman atama yaptık? Environment olarak burada atama yapmışız. Modern kendi sistemlerinize baktığınız zaman bu dosyayı bulamayacaksınız. Hangisini bulacaksınız birazdan bahsedeceğim. Niye bulacaksınız ki? Biraz detayına bakmak için bulmak isteyeceksiniz tabii. Arka planını merak eden biraz daha maceracı arkadaşlar için. Bakın random seed eğer varsa random'a yönlendirdi. Burada bir besleme yaptı. Seed bu rastgele sayı üretme meselesinde önemli bir kavram. Sadece random dediğimizde bakın buradaki C interfacelerinde de srandom'la seed verdiğinizi görürsünüz. Ben bu interfaceleri daha önce kullandım. Bunlar çay şeker gibi birlikte kullanılıyor. Sadece biri kullanılmıyor. Biri diğerine alternatif değil. Evet, şimdi man4'e dönüyorum. Burası da IOCTL ile bir onun bir driver dosyası olduğu için neticede nasıl erişileceğini anlatsa da configuration kısmı bizim ders konumuzla biraz detaylı. Bu utlinciler man random dosyaların kaçıncısıyla ilgilendiğimizi falan yazmamışlar. Detaylar için bakın demiş. Yani biz de bakıyoruz şimdi. Ama man random, man 3 random'a gidiyor ki o işimizi şu an görmüyor. Man 4 random'a gidiyoruz. Neydi 3'tü 4'tü? Yani bunları anlattık. Manban'dan bakacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin anlamı neymiş? Tekrar hatırlayacaksınız. Ben her seferinde bakıyorum neredeyse. Şimdi tekrar geldim. Burada tavsiye ettiği bir açılış skripti var. Sisteminizdeki rastgelelik için. Ve çıkışta da şu işlemi yapın ve çıkın diyor. Bu da ne oluyor? Sizin sisteminizde u-random'ın daha pseudo, her ne kadar pseudo yani sahte rastgele sayı üretici olsa da daha iyi çalışmasını sağlayacak bir çaba. Evet, bu random seed dosyası içerisinde bir şeyler yazıyor. Ne olmuş oluyor? Bu havuzu şenlendirmiş oluyorsunuz. Bakın orada havuzun içinde pool size var. Ben de baktım 4096 bu dosyanın içeriği. Eğer o dosyada readable olarak varsa o zaman onun bit sayısını al, 4096 bit. Eğer yoksa 4096 biti çak, byte karşılığını matrisel hesapla ve o kadar da byte yaz nereye? Random seed dosyasına. Çıkarken de benzer bir iş yap. Random seed dosyasını şenlendiriyoruz, değiştiriyoruz ve yeni seedlerle işte bu sahte pseudo'ya bir entropimsi bir şeyler vermiş oluyoruz diyebiliyorum. Ama niye illa u-random kullanıyoruz? Çünkü numblock, numblock bunlar şu proc altında da bu device'ın bakın dosyası var, bunun altından gezip bakabiliyorsunuz ki pool size 4096'yı oradan görüyorsunuz. IOCTL'deki flag'ler, bunu sistem programlama yaparsanız doğrudan erişim için ama çok da gerek var mı? Get random diye bir interface var hani programlama tarafında. Ama spesifik ihtiyaçlar için gerek olabilir her şey.
Şimdi manyedir random'a gidiyorum bak. Evet, burada da overview var bu işin. Bakın, internete girmedim. Browser açtım gören oldu mu? Ben görmedim. Bunlar hep offline dosyalar. Ve official dosyalardan. Şu an gözlerim yanıyor. Mutfağa o kadar uzağım ama yine de yanıyor. Evet. Random'ın overall interface for obtaining random'ın bu genel olarak burada bize bu konular hakkında bilgi veriyor. Random 4 hakkında dosyalar hakkında size bilgi verdik diyor. Doğru. Sonra get random, get entropy'yi tanıtıyor. Ben hemen ihtiyacım olan tarafa gidiyorum. Bakın, dev random, blocking pool. Bloklandığını ben bizzat birazdan göreceğim. Bunlar felsefi bunlar konu anlatıyorum şu an gibi. Birazdan uygulamaları da yapacağız. Dev u randomsa bizim pseudo olan, sahte olandaysa bloklama yok. Ama low entropy sağlama ihtimali var tabii ki ve kriptografik uygulamalar için de unsuitable olabilir. Sizin seed'inize de bağlı. Ama tabii dev random kullanabilirseniz ne hala daha güzel. Get random interface'inin kullanımı bunlar. Umarım bir gün sizinle sistem programlama dersimizi yaparız. Bunları konuşuruz. Şimdi yani ben o dersi yapmaya şu an hemen başlayayım isterseniz ama maalesef zaman şu an benim yaptığım doktor pip planına göre hemen sistem programlama dersi başlayamam. Şimdi tarihe bakalım. Takvime koymaya çalışacağım bir sistem programlama dersi. Canım istiyor o dersi yapmak. Burada Dr. P'de. Şimdi ne dedik? Blocking, non-blocking en pratik bize farkı o. 1. Random interface'i blocking çalışıyor. 2. Yüksek entropide ve real gerçek rastgelelik veriyor. U-random ise bloklu çalışmaz, unblock, ama ve lakin düşük entropide, yani seed yapılması gerekir sistemin açılışında, kapanışında vesaire. Ve sahte rastgelelik. Bu true randomness ve pseudo randomness, bunlar olasılık istatistik kavramlarıydı herhalde. Bakın burada Monte Carlo Nader olasılık örnekleme uygulamaları vesaire diye de bir bölüm var. İlginizi çekebilir. Bu konu gider de gider. Biz bakalım pratik bir şeyler yapalım. Şu sayfayı indirelim. Şimdi derse hazırlanırken bazı satırlar hazırlamıştım. Bakalım neredeler. Bu random örneğimiz. Birazdan onu vereceğim örneğim. Şimdi bakınız. Dev random'dan 100 byte okudum. Hadi bir daha okuyayım. Bekliyor. İşte blok eden kasıt bu. Gerekli entropi olmadan bize bir sonuç vermiyor. Birazdan tekrar geri dönelim belki. Sonuç alabiliriz. U-random'a geliyorum. Tamam, pseudo, misodo. Ama her seferinde ben farklı değerler görüyorum. Evet tabii ama bu tahmin edilebilir mi? Tahmin edilebilirliği daha yüksek tabii ki. Tahmin edilebilirliği daha yüksek. Bu seed'e bağlı. Çeşitli parametreler var. Kendine göre detayları var konunun. Man sayfalarını tekrar başvurursunuz. Bakınız her seferinde farklı farklı değerler görüyorum ben buradan. Ben buradan kendime bir şifre generator yapayım. Yapmam mı? Yaparım. Yine bakın daha hiç internete çıkmadık bak. Şimdi man hex dump diyorum. Şu hex dump'u ya insan gibi basalım. Şimdi gidiyorum, iniyorum. Bakın şuralarda bir yerlerde bir örnekleri var bunlar. Şu hex dump kullanımı sanki benim işime gelecek gibi bakın.
Ki alıyorum bunu, kopyalıyorum. Bak, bu da sade sade bastırıyor. Kopyayı. Şimdi artık bunu kullanayım ben. Paste diyorum. Dev yuranını vereyim. Yağıyor. 1 byte 1 byte yağıyor. 1 byte 1 byte yağma. Bana yağmadan her seferinde birer byte söyle. Bana her seferinde 2 byte söyle. Ama yan yana söyle. Şu new line çekelim buradan. Sonra da bir new line kendimiz koyalım. Bak. Bana 2, 4, bana 6 byte söyle. Haydi buyur. Oldu mu size 12 karakter? Şifre. Ha, alfanümerik. Ha, bunları değiştirebilirsin. Şimdi ne oldu? Tabii bu şifre olarak değil de, ya şifre olarak ne olmuş olur? Sınırlamış oluyorsunuz. Alfanümerik geliyor ama 0'dan 9'a, ama A'dan F'ye kadar geliyor. Yani bir sınırlı bir liste gibi. Bunu sayıya dönüştürüp sonra çeşitli numaralar yapabilirsiniz. TR komutunu kullanıp mesela. Şimdi o konumuz olmadığı için ben sadece hex dump'la meseleyi kapatmak niyetindeyim. Ne yaptık? Bakınız, kendime 12 karakter 6 byte generate ediyorum. Random, pseudo random. Adını koyalım. Random kullanıyoruz çünkü. Pseudo random ama bana pek çok uygulama için işinizi görecek bir rastgelelik size üretiyor. Şimdi unutmadan, ki unutuyordum. Ki unuttum yani bal gibi. Man4 random diyelim tekrar. Şurada bir açılış kapanış scripti. Bakın Linux System Startup Sequence. Açılış sırasında ve kapanış sırasında yapılmasını tavsiye ettiği bir mesele vardı. Dedim ki bende şöyle bir dosya yok arkadaşlar dedim. Peki bende ne var? Bakın bende de yani modern bir sistem olduğu için şu an kullandım Ubuntu. Bakınız sistemde ne yapmış? Bunun için bir servis yapmış. Libsystem'de sistem altında şu an kursörün altında gördüğünüz pet'te bu dosya var. Ve bu servisin çalıştırdığı dosya bakın burada. Ve kullandığı seed dosyası bakın burada. Seed'imize bir bakalım. Okuyabilir miyim? Okuyamam. Ah, niye? Binary. Tabii ki. Kimle okuyacağım? Bir bakacağım içinde. Şöyle bir bakayım. Hexdump. Bakınız burada binary bir seed dosyası var. Ve bizim bu urandom mekanizmamıza dahil olan gelişmiş bir modern bir sistem var. Oman sayfasında yazdığım şeylerin modern yorumu da bakın burada. Diyorum. Full diyorum ondan sonra da. Full'ün bir esprisi, çok güzel bir esprisi var. Bazı uygulamalarınızda disk... Gözlerim nasıl yanıyor? Bazı uygulamalarda disk kullanımınız hakkında yani bilgi sahibi olmanız gerekir ve bunu bir kontrol yaparsınız. Disk dolu mu, boş mu? Peki dolu olduğunda ne yapayım diye bir uygulamanız içerisinde. Dolu olduğunda yapılacaklar. Alacağınız aksiyonu programlamak istersiniz. Bunu implement edeceğiniz sırada dolu bir disk ihtiyacınız oluyor ya. İşte size dolu disk, başka hiçbir şey değil. Bakın, bunun içerisine bir şey yazacağım. Yaptığı şey bana bu özellikle uygulamalarda
diskte daha fazla yer yok hatasını handle etmeniz için kullanabileceğiniz bir özel aygıt dosyası diyorum. Ve bu dakika itibariyle task kontrolü işleyeceğiz diğer derste. Görüşmek üzere.